Bugünkü konumuz çocuklar dedik. Stüdyoda konuklarımız var. Eğitim Senden Duygu Alp ve Fatma Doğan. İHAD Çocuk Komisyonu'ndan Evrim Baykondu. Ve TODAP'tan Burcu Çolak bizlerle birlikte. Aslında çocukların hayatına ilişkin, yaşamlarına ilişkin bütün gerçeklerini hem rakamlarla tartışacağız aslında, hem de bir yandan buna sebep olan politikaları bugün Ekmek ve Gül'de konuşacağız. Ama ilk olarak Duygu senle başlayalım istiyorum. Çok güzel bir eylem gerçekleştirdi bugün Eğitimsen. Bakırköy Cezaevi'nde, Kadın ve Çocuk Cezaevi'nde gerçekleştirdi eylemini. Ve sloganı da çok güzeldi. Özgür bırakılsın diye çocuklar göğe bırakıyoruz balonları şiarıyla yaptığınız eyleminizi. Oradan başlayalım. Neydi bugünkü eylemdeki talepleriniz? Nasıl geçti eylem? Öncelikle son dönemde kamuoyunda Şakran Cezaevi'nde duyduğumuz haberlerden sonra biz Eğitimsen Üç Nolu Şube Komisyonu olarak, Çocuk Hakları Komisyonu olarak bu yönde neler yapabiliriz diye düşündük ve 23 Nisan bu kadar yakınken bize, 23 Nisan bu ülkede Çocuk Bayramı olarak bu kadar gündemleştirilirken cezaevlerinde yaşanan bu durum ciddi anlamda bizi rahatsız etti. Acaba ne yapabiliriz diye düşündük o gün ve bir cezaevi önünde eylem kararı aldık, eylemlilik yapma kararı aldık. Bunun için Facebook ve Twitter üzerinden çeşitli duyurular düzenleyerek eylemimizi kamuoyuyla paylaştık. Ve bugün cezaevi önünde balonlarımızı salarak çocuk cezaevlerinin kapatılmasına dair talebimizi dillendirdik. Çok da renkli, güzel bir eylem oldu. Peki ne kadardır var komisyonunuz, yani bu çalışmaları çok, yürütüyor? Çok yeni bir komisyonuz biz aslında. Dediğim gibi refleks gösterdik bir yerde biz bu haberleri gördüğümüz zaman. Biz Eğitimsen olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve hızlıca komisyonumuzu oluşturduk. Zaten bizim şöyle bir şiarımız var: suçlu çocuk yoktur'dan, hani böyle bir ilkeden hareketle komisyonumuz çalışmalarını sürdürecek. Dediğim gibi sonrasında da bu çalışmaların içinde olmaya devam edeceğiz. Bugünkü çalışmayı da çok kısa sürede ördük ama 23 Nisan bu ülkenin biliyorsunuz gündemde, tarihinde çok değerli tutuluyor. Evet. Bütün dünyada tek çocuk bayramı olan ülkedir. Sürekli bu yönden yapılan bir propaganda var. Fakat biz bunun içinin ne kadar boşaltılmış olduğunu bir yerde göstermek istedik. Özellikle 23 Nisan'da bu eylemi koyarak. Çünkü 2165 tane çocuk cezaevlerinde ise bugün ve o çocuklar o cezaevlerinde özgürlüklerinden mahrumken bir de bunun üstüne taciz, tecavüz gibi durumlarla karşılaşıyorlarsa, biliyorsunuz pozantı sürecini, o çocuklar suçlu bulundular. Hani tecavüze uğrayan kendileriydi, şu an işte yüzlerce yıllık hapis cezaları, ciddi para cezalarıyla karşı karşıyalar. Ailelerinin durumu yani zira ortada. O yüzden biz bugün teşhir amaçlı birazcık da 23 Nisan tarihini seçtik. Böyle. Aslında biraz böyle hani biraz çocuklar deyince, bayram deyince ister istemez yani böyle daha mutlu, daha aslında iyi şeyler konuşalım istiyoruz ama maalesef birkaç gündür açıklanan raporlar bize bunu konuşturmuyor. Gerek Gündem Çocuk Derneği'nin açıklamaları, gerek işte İHAD'e komisyonunun açıkladıkları ya da birkaç gün önce işte Eğitimsen'in eğitime dair açıkladığı rapor içerisinde de çocuklara ilişkin ciddi anlamda hak ihlallerinden bahsetmek mümkün. Evrim seninle devam edelim isterim. Yani özellikle cezaevlerindeki çocuklarla başladık. Yani çocukların cezaevindeki koşulları, buradaki hak ihlalleri, sen ne dersin bu konuyla ilgili? Yani bununla ilgili girişimle beraber İHAD olarak, İHAD Çocuk Hakları Komisyonu olarak hani ortaklaşa zaten bir oluşum içindeyiz ve ortaklaşa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir şey var, önümüzde çok ciddi bir hem prosedür hem de ciddi bir devlet engeli var. Çünkü oradaki çocuklar aslında suçlu değil. Hani işte Gündem Çocuğun ve İHAD olarak bizim de açıkladığımız raporlarda da var. Yani çok ciddi anlamda yaşam hakları elinden alınan çocuklar var. Cezaevindeki çocuklar var ve bugünkü raporda şöyle bir şey var. 627 tane çocuğun yaşam hakkı elinden alınıyor. Yani bunun büyük bir kısmını işte devletin kolluk güçleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da, işte Kürdistan bölgesinde yaşıyoruz. Oradaki çocukların haklarını savunmak için, ki bildirgede şey vardır, çocuklar kendi düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahiptir. Ve bununla ilgili de şeyi bekleme hakkına da sahiptir. Hani buna karşı bir
destek ya da yaptırımlar, uygulamaları, bekleme hakkı. Evet, buna hakkı var, bu bildirgede var. İmzalanmış, gerçi bu ülkede her şey imza üstünde kalıyor ama hani imzalanmış bir bildirgede bu hakkına sahip çıkamadığı için çocuklar cezaevlerindeler ve çok çok ciddi taciz, tecavüz ve işkenceye maruz kalıyorlar. Hani yani çocuklar açısından aslında bir yandan o cezaevlerine girene kadarki süreç bir tartışma konusu. Tabii ki. İkinci yanı da cezaevlerinin içinde yaşadıkları şeyler, unsurlar söz konusu. Yani oraya kadar şey var, hani oraya kadar gelene kadar hani bir çocuk işte düşüncesini ifade ettiğinde, çok basit bir şey ifade ettiğinde gözaltı süreciyle başlıyor bu olay ve ondan sonrası cezaevine kadar gidiyor. Hani cezaevi dediğinizde de asıl sorun orada başlıyor. Yani işte gözaltı, işte mahkeme, cezaevi ve orada işte gardiyanlar, askerler, polislerle başlayan bir işkence süreci var. Ve işte sübyan koğuşları dediğimiz, aslında belli bir yaş skalası olması gerekirken 17 yaşa varana kadar birçok çocuğun kaldığı koğuşlar var. Ve burada çok ciddi taciz, tecavüzler yaşanıyor. Salt bunda da değil, gardiyanların cezaevlerindeki, ki arkadaşım daha iyi bilir, hani müdürlerine varana kadar birçok kişinin buna katıldığı ciddi bir istismar var ortada. Ve üstünü örtmeye çalışan bir devlet ve buna bana göre çanak tutan bir medya var. Ki kaldı ki yani bunu medya mensupları deşifre etmeye çalışırken de onların da ceza aldıklarını gördük biz. Bir arkadaşımız ceza aldı. Evet, Zeynep yani Kuliş. Yani bu haberi ortaya çıkarmak istedim. Pozantıyı ortaya çıkardığında, yanlış hatırlamıyorsam Pozantıyı ortaya çıkardığı için şu an içeride. Hani böyle de bir durum var. Peki siz de devam edelim. Yani bütün bu süreçler açısından, gerçekten çocuklar açısından hem bir yandan o cezaevine kadar giden süreç, hem fikir beyanı meselesi, işte çocukların işledikleri suçlar diye tarif edilen şeylerin kendisi. Aslında bu memlekette biz bir sürü şeye ceza verilmediğini bilirken çok küçük yaşta çocuklar cezaevlerine alınmak durumunda kalıyorlar. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde siz ne dersiniz? Yani bir çocuğun hem pedagojik gelişimi açısından neler söylemek istersiniz? Yani biz de tabii ki çocukların kesinlikle suçlu olmadığını, çocuğu o duruma düşüren koşulların değiştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz için çocuk cezaevleri kapatılsın girişimini bir yıldan fazladır destekliyoruz. Yani devletin politikası gereği çocukları suça iten, yani suça iten de demiyoruz aslında, bu kavramsal bir karışıklık olmasın. Adalet sistemi içindeki çocuk aslında bu politikanın bir ürünü. Bu politikayı görünür kılmamak için cezaevleri var. Yetişkinler için de aynı şey söz konusu. Çocuklar da bunun kurbanları ve çok daha olumsuz sonuçlanıyor onlar için. Yetişkinin cezaevinde olmasını da sorgulamalıyız. Çocuğun cezaevinde olması henüz kişilik gelişimi tamamlanmadığı için, kaynakları sınırlı olduğu için, yaşamın çok daha başında, çok daha kendini tamamlama ihtiyacı içinde olduğu için cezaevinde olması çok daha yıkıcı. Ve kimin yaşadığı adalet sistemi içinde muhalif, adalet sistemi içindeki insanın ne yaşadığını ne kadar ona yükleyebiliriz? Tarihsel bütüncül baktığımızda ne kadarını yükleyebiliriz? O da tartışılır ama çocukta bu çok daha yüklenemez bir şey. Yani bir çocuğun hayatına baktığınızda, annesini öldüren çocuk bir katil olarak cezaevindedir ama aslında o bir mağdurdur. Bütün çocukların mağduriyetleri cezaevine girerek sonuçlanıyor ve bu kesinlikle bir çözüm değil, yıkıcı bir şey. Bir şeyleri görünmez kılmak için yapılan bir uygulama. Ve böyle bir toplumda, yani sadece cezaevleri de değil, şu anda cezaevlerini konuşuyoruz sanırım ama bütün bunlar olurken 23 Nisan'ı kutlamakta ikiyüzlülük bu ülkede. Peki cezaevleri açısından düşündüğümüzde, yani çok ciddi anlamda cinsel istismardan ve şiddetten bahsediyoruz. Mesela açıklanan raporlara göre 2015'in ilk 3 ayında 57 çocuğun böyle bir başvurusu olmuş ki biz biliyoruz ki işte cezaevinde yaşanan başka baskı unsurlarından kaynaklı da çocuklar öyle çok kolay kendilerini ifade edemiyorlar, anlatamıyorlar. Bu sadece bizim bildiğimiz başvuru rakamları, aslında sayının bunun üzerinde olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz diye düşünüyorum. Mesela size evet, gelenler mesela açısından, başvurular açısından mesela en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Yani fiziksel, aslında İHAD daha iyi bilir bu konuyu. Bize direkt başvuru olmuyor.
ama raporlara göre fiziksel şiddet çok yüksek. Cinsel istismar onu takip ediyor. Yani cezaevleri patolojik yerler, şiddet üreten yerler. Rehabilitasyon amaçlı olması düşünülüyor. Artık buna doğru bir değişim var ama bu da yani bu çözüm sadece konuşuluyor çünkü böyle olması gerektiği biliniyor. Ama kökten bir şekilde gerçekten rehabilitasyona yönelik değişiklikler yapılmıyor. İnfaz koruma memurlarının çok fazla psikolojik testten, yani hiçbir psikolojik testten geçmeden oraya gelip çocukların birebir muhatapları olmaları, bütün hayatlarından onların sorumlu olması, yani bütün çocukların o hayatının onlara teslim edilmesi, onların inisiyatifine bırakılması bir kere çok sorunlu. Cezaevlerinde çok az psikolog ve sosyal çalışmacı var ama yüzlerce infaz koruma memuru var ve müdürler de sosyal bilimlerden insanlar değil kesinlikle. Daha çok işletme mezunu ya da kamu yönetim mezunu insanlar gelip orada direkt insana dair bir işte yöneticilik yapıyorlar. Bu yani bütün cezaevleri için ve çocuk cezaevleri için daha da yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Yani orada insan hayatında çok fazla bilgi, deneyimi olmayan, teorik, pratik bilgi üretmeyen insanların inisiyatifiyle bir yaşam alanı oluşturuluyor ve bu insanların eline şiddet uygulama gücü de verildiğinde psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, her türlü şiddet maalesef var. Sonuçları istismar, daha çocukların intiharları. Çocuklar açısından değil mi? Evet, birbirlerini öldürmeleri, bir sürü basına yansıyan ve yansımayan çok korkunç olaylar yaşıyoruz. Peki Evrim, yani ihade açısından sizin gözlemleriniz nasıl? Yani yapılan hem başvurular hem gözlemleriniz açısından, yani buradaki temaslar açısından nasıl bir şiddetle daha çok cezaevinde çocuklar karşı karşıya kalıyor? Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Sonuçta temel perspektif, hani suçlu çocuk yoktur. Ama bir yandan da cezaevlerine girdikten sonra da aslında tekrar şiddetin üretildiğini tabii görüyoruz. Yani şiddetin hani biteceği değil, şiddet hani şiddeti orada yeniden doğuruyor ve çocuklar açısından hani daha şeyle belki hani cezaevine girerkenki halinden daha kötü koşullarda aslında cezaevinden ayrılıyor. Yani şey var, bizde mesela cezaeviyle ilgili çok fazla başvuru olmuyor. Hani çocuk hakları komisyonu çok olmuyor. Hani çocuk cezaevleri kapatılsın genelde başvurular geliyorsa da o da çok fazla gelmiyor zaten. Özellikle bu Pozantı'da işte tacize, tecavüze uğradıklarını dile getirip müebbetle yargılanan çocuklar diğerlerine takipsizlik verildikten sonra daha bir korkmaya da başladılar. Hani bununla ilgili daha bir çekinceleri var. Sindiriyorlar. Şöyle bir şey var. İçeriye evet suçlu çocuk yoktur. İçeri yani suça itilmiş çocuk vardır. Buna zorlanmış bir şekilde. Yani yaşadığı coğrafyayla da alakalıdır bu. Onunla itilmiş çocuk vardır ama içeriye girdikten sonra orada çok ciddi bir kaos var. Yani hem koğuşlarda öyle bir durum var hem de cezaevinin temelinde yani işte müdüründen infaz koruma memuruna varana kadar. Orada çok farklı bir dünya yaratmışlar. Yani aslında yapılması gereken hani bunları iyileştirmektense tamamen çocuk cezaevlerinin kapatılması ve bunun yerine rehabilite yerlerinin açılıp çocukların orada eğitilmesi, orada tedavi edilmesi. Hani o psikolojik destekle o travmaları atlatmak gerekiyor. Ki bununla ilgili geçen gün şeyi söylemişlerdi. Sanırım 2017'den itibaren ya da 2017'ye kadar çok da komik bir cümleydi. İşte 5 yıldızlı çocuk cezaevleri açacağız diye. Hani bunu iyileştirmektense altını boyayıp hani süslü cümlelerle, süslü kelimelerle farklı lanse etmeye çalışıyorlar. Bu da çok ciddi sıkıntı. 3 gün önce Urfa'da işte mülteci çocukların içinde bulunduğu birçok çocuk gözaltına alındı ama hani bir cezaevi ya da bir şey değil. Sanırım demir parmaklıklı yerlere kapatıldı çocuklar. Hepsi birden toplatıldı. Hani bunun altında işte iyileştirme diyorlar. Böyle bir iyileştirme yapamazsınız çocuğa. Çünkü çocuklar orada mağdur. İşte özellikle mülteci çocukları savaştan kaçmış gelmiş. Travmalı çocuklardır bunlar da. Hani oradan gelip bir şekilde işte dileniyor olabilir, bir şey satıyor olabilir. Ki çoğu çocuk istismarların eline düştü. Simser denilen birçok çetenin şeyin eline düştüler. Hani oradan bir şeyler yapmaya çalışırken çocukları sürekli bir toplama, sürekli bir yok etmeye çalışma aslında. Yani son dönemlerde tamamen çocuklara potansiyel suçlu
gösterip yok etmeye çalışıyorlar. Yani öyle hı hı. algılanıyor bu artık. Yani biz öyle düşünmeye başladık. Bunun üzerinden de işte ne yapabilirimizi işte yavaş yavaş hani çünkü İHA'da şöyle bir şey var. Çocuk Hakları Komisyonu işte Ekim'den beri biraz daha yeniden toparlanmaya başladık açıkçası. Hı hı. Bir süre ara verilmişti. Hani bununla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyoruz ama çocuk deyince o kadar geniş ki hani çocuk cezaevlerinden tutun da işte farklı yerlere işte engelli çocuklara varana kadar çok geniş bir yelpazede. Hani hepsine elimizden geldiğince daha doğrusu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama işte nereye kadar? Çünkü tek başına ihaleyle olacak bir şey değil. Evet. Hani çok kitlesel bir şeyler olması gerekiyor. Yani bütün STK'larla bunu siyasi partilerle hani birçok kurumla yapmak da gerekiyor aslında. Çünkü yani tek başına olacak iş değil bu. Herhalde bir çocuklara ilişkin özel bir politikadan bahsetmek çok mümkün değil. Yani 23 Nisan'larda biz çokça alıştık işte koltuklar çocuklara veriliyor. Evet. Çocuklar sorular soruluyor ki son birkaç yıldır da çocukların aslında yönlendirildiğini de görüyoruz. Sordukları sorular ve benzer şeyler açısından. Bugün yani yapılan tartışmalar açısından da benzer görüntüleri izledik. Şimdi bütün bunlar açısından düşündüğümüz zaman aslında mesele herhalde 364 gün koltuklarını bırakmayanların bir gün temsili olarak çocuklara koltuk vermek yerine herhalde bir politikayı aslında üretmesi. Şimdi bütün bu politika şeyi açısından da çocukların gelişimine ilişkin çocukların bir yaşam kurmasına ilişkin bir politikadan bahsetmek maalesef çok mümkün değil. Şimdi öyle de bakınca aslında herhalde bu şey açısından, süreç açısından çocukların eğitim sürecinde de ciddi şeyler yaşıyoruz, problemler yaşıyoruz. Yani işte 4+4 ile birlikte aslında çocukların hem oranlar da eğitimsel oranlar açıklamış, sayılar düşmüş aslında. Yani bu açılardan mesela baktığınızda ne dersiniz? 4+4 de zaten hızlı bir geçiş. Türkiye'de her şey böyle hızlı bir geçişle oluyor. Ve çocuk en son düşünülen unsur olunuyor. Yani eğitim sisteminin en son basamağında oluyor. Çünkü milli eğitim genelde politikasını siyasi kararlara göre veriyor. Şimdi normalde biz gelişmiş ülkelere baktığımız zaman eğitim politikaları çok uzun yıllar. Örneğin 30 yıllık bir politika. İktidar değişir, eğitim politikası değişmez. Zaten adı da Milli Eğitim Bakanlığı değildir, Eğitim Bakanlığı'dır. Ama Türkiye'de çarpık işliyor. Örneğin bunun paydaşlarıyla ilgili hiç bilgilendirme yapılmıyor. Biliyorsunuz 4+4'e de yani yaz dönemi gibi geçirdi. Yaz dönemi gibi geçirdi ve ne öğretmenler hazırdı, ne okul hazırdı, ne öğrenciler hazırdı. Ana unsur öğrenciler hazır değildi. Onlara onu anlatacak aileler hazır değildi. Evet. Ve biz burada aslında amacın eğitimin dinselleştirmesi olduğunu gördük. Çünkü büyük bir oranda tüm okullar İmam Hatip'e dönüştü. Ve diğer normal liseler de Anadolu Lisesi diyerek işlevsizleştirildi. O yüzden yani çok sağlıklı bir geçiş olmadığını şu an onlar da sistemin çıktılarıyla beraber anlıyorlar. Fakat toparlanmayı da yine hızlı bir geçişle 5. sınıfta yabancı dil eğitimi vererek toparlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda ne öğretmen, ne öğrenci, ne veli hazırken büyük bir acelelikle bu sistem uygulanmaya başlanmıştır. Sadece aslında dinselleştirmeden de bahsetmeyebiliriz. Yani burada ticarileştirme de çok önemli bir nokta. Özel okullara teşvik. Şu an var olan bütün dershanelerin özel okullara dönüştürülmesiyle eğitimin bir yerde özelleştirildiğini de görmeye başlayacağız yavaş yavaş. Özellikle lise düzeyinde bunu yakın zamanda daha iyi göreceğiz. Bu çok ciddi bir sorun. Yani eğitim artık paralı. Yani tamam devlet şu an bize eğitimin parasız olduğunu söylüyor. Fakat dershanelerin özel okullaştırılmasıyla birlikte öğrencilerin büyük bir kısmı özellikle son sınıflarda liselere geçmeye başlıyorlar. Yani bu yıl artık lise sonunda devlet okullarında öğrenci bulmakta sıkıntı yaşanacak. Böyle de bir sorun var ortada aslında. Meslek liselerinin biliyorsunuz bu ticari kuruluşlarla olan bağları üzerinden de aslında çocuklar meslek liselerine yönlendiriliyor. Bir yerde çocuk işçilik de aslında buradan teşvik ediliyor. Yani dinselleştirme çok önemli bir boyutu ama ticarileştirme ve özelleştirme hali de diğer bir boyutu. Yine Fatma'nın da bahsettiği gibi burada kesinlikle paydaşlarla görüşülmüyor, fikir alınmıyor. Zaten önemsendiği ile ilgili de bir sıkıntı olduğu ortada. Evet. Yani bu özel okullar şeyinde de aslında çocukların yani eğitim hakkı elinden alınıyor. Yani bu
haklarının artması ve benzer şekillerde de çocukların eğitimdeki hakları ellerinden alınıyor bir nevi. Özel okullara göndermek sonuçta o kadar kolay olmuyor ki rakamlar da açıklandı. Birazdan birlikte bakacağız rakamlara. Yani yoksulların içerisindeki çocuk oranı çok ciddi bir şey rakam. Evet. Ve öyle olunca yani bu özel okullar oralara göndermek çocukların hani okuma ve eğitimine devam etme gibi bir şansı da elinden alınıyor. Şöyle de bir sıkıntı var aslında. Bu kız çocuklarının okullaşma oranlarında çok ciddi bir düşüş var. Yakın zamanda bununla ilgili de bir rapor açıklandı aslında. Sanırım Avrupa'da bu konuda sonuncuyuz. Bu da çok ciddi bir sorun. 4 artı 4'ün ortaya koyduğu sorunlardan, temel sorunlardan da biri bu aslında. İlk 4 bitirildikten sonra açık ortaokul ya da sonrasında açık lisede devam edilme şansı sunduğu için kız çocuklarının eğitimi ciddi anlamda düşürülmüş vaziyette. Böyle bir sıkıntı var aslında ortada. İsterseniz bir rakamlara toplu şekilde bakalım. Yani açıklanan son rakamlar nelerdi? Açıklanan raporlarda ortaya çıkan çarpıcı şeyler nelerdi? Bir tabloyu izleyelim isterseniz birlikte. Sonra sohbetimize devam edelim. Evet efendim, şimdi 23 Nisan dolayısıyla açıklanan raporları izleyeceğiz. Veterimizde hemen ardından stüdyomuzda devam edeceğiz. 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklanan raporlar, Türkiye'de çocuklara verilen değeri de gözler önüne seriyor. Gündem Çocuk Derneği'nin hazırladığı rapora göre, 2014 yılında devlet eliyle ve devlet önlem almadığı için en az 627 çocuk yaşamını yitirdi. Söz konusu raporda bu ölümlerin, çocukların yaşadığı yoksulluk, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddet gibi olguların sonucunda olduğu ortaya çıkıyor. İnsan Hakları Derneği'nin yayımladığı bilanço da oldukça çarpıcı. İhade raporunda 7 milyon 500 bin çocuk kötü koşullarda çalışıyor. Çalışan 893 bin çocuktan 400 bini ağır bir iş kolu olan tarım sektöründe çalışıyor. Rapora göre 2015'in ilk 3 ayında cezaevinde 57, kamu kurumlarında ise 43 çocuk cinsel istismara uğradı. TÜİK'in açıkladığı 2014 verilerine göre ise Türkiye'deki 16 milyon 706 bin yoksulun %44.3'ünü çocuklar oluşturuyor. Yani nüfusun neredeyse yarısı yoksul çocuklardan oluşuyor. Uluslararası Çalışma Teşkilatı verileri, tüm dünyada yaklaşık 120 milyon çalışan çocuk olduğunu ortaya koyuyor. UNICEF tahminleri ise bu rakamın yaklaşık olarak 150 milyon olduğunu gösteriyor. Türkiye'de okul çağında olan 893 bin çocuk, aile bütçesine katkı yapması için haftada 40 saat çalıştırılıyor. İş kanununa göre 15 yaştan küçüklerin çalıştırılması yasak ama cezası caydırıcı değil. Sadece 1478 lira. Evet, rakamlar çok şey aslında, çarpıcı rakamlar. Biz şeyle devam edelim istiyorum. Yani bu rakamları da düşününce eğitim kısmıyla devam edelim. Sonuçta 4 artı 4 dediğimiz şeyin kendisi hem bir çocuk politikasının olmadığından bahsediyoruz ama bir yandan aslında çocuklarla birlikte çocuk yaşta başlayan bir eğitim sürecinden de bahsediyoruz. Hükümetin bu politikayı şekillendirmesi açısından ve orada ciddi çocuklarını okula göndermeme eğilimlerinin olduğunu ve işte 5 yaşında, 5,5 yaşında çocukları gönderme meselesinde çocukların yaşadığı zorluklar, okul içerisinde kendini ifade etme, kendini savunma gibi zorluklar yaşadığını da görüyoruz ve bu ister istemez çocuk gelinler tartışmasını ve bir yandan da çocuk işçiliği meselesini daha çok tartışmamıza sebep oluyor maalesef. Şimdi o açıdan hani ne dersiniz, kız çocuklarının okutulması meselesi, bunu nasıl buluyorsunuz hükümetin politikası açısından? Az önce de bahsetmiştik, hani çok ciddi rakamlar, ortadaki rakamlar kız çocuklarının eğitime dahil olamaması üzerinden. Bu eğitim görmeme durumu da şuna sebep oluyor: ailelerin çocuklarını erken yaşta evlendirmelerine, hani tırnak içinde söyleyelim, çocuk gelin vakalarına sebep oluyor ve bunda da ciddi bir artış olduğu da görülüyor. Yani eğitim 4 artı 4'ün getirdiği politikalar üzerinden bakarsak, çocuk gelin olsun, işçi çocukların sayısındaki artış olsun, çocukların hayatları ile ilgili ciddi sorunlar yaşamalarına sebep oluyorlar. Bir de bunun dışında şöyle bir sıkıntı da oldu. Hani dinselleştirme üzerinden konuşurken, çocukların okula gönderilme çağlarında bir yıl hafızlık eğitimi adı altında çocuklar okula gönderilmeyebiliyorlar. Böyle de bir sıkıntı var aslında. Yani din üzerinden geliştirilen politikalar yüzünden çocukların eğitimi kısıtlanabiliyor.
Yani bir yandan hani kız çocukların oranlarına bakıyoruz. Yani bu 2013 yılında açıklanmış bir rakam var elimizde mesela. 37.481 çocuk evliliği sayısının 20.497'ye düştüğüne dair açıklamalar yapıyorlar ama daha doğrusu pardon yani 16-17 yaş arasında 20.497'si evlilik yapıyor. Çok ciddi şeyler, rakamlar. Yani hükümet açısından da düştüğüne dair açıklamalar yapılıyor ama bu düşme meselesi ne kadar kayıt altına alındığı, ne kadar alınmadığı gibi soruları da aslında beraberinde getiriyor. Ya da acaba bu evlilikler yapılırken yasal mercilere başvurulmuyor mu çocuklar açısından? Çünkü bu kayıt altına alınmak anlamına da geliyor bir yanıyla. Şimdi 16 ve 17 yaş aralığından bahsettiniz. Hı hı. Belki hani ailelerin izniyle evlenebilen çocuklardan bahsediyoruz, hı hı, burada ama bunun altındaki çocuklarla ilgili devletin istatistik tutma şansı nedir? Ya da bununla ilgili devlet çalışma yapabilir mi? Bunlar sorgulanmalı. Hı hı. Yani bunları bilemiyoruz. Yani devlet tabii ki rakamlar açıklıyor ama biz şunu da biliyoruz. Devletin açıkladığı rakamlar genelde gerçeği yansıtmıyor ne yazık ki. Böyle bir sıkıntı var. Hı hı. Peki siz ne söylersiniz? Ya şeyde, kayıtla ilgili baktığınızda aslında devlet bunları kayıt altına alabilir. Alıyordur da. Hı. Ama bunu yansıtırken tamamını yansıtmıyor. Çünkü zaten istediğiydi. Hani 4 artı 4'ün getirdiği şey de bu. Hani artık yanlış hatırlamıyorsam şey de vardı. Hani artık lisede çocuklar yani kızlar evlenebilir. Evet. De getirdi. Hani amaç zaten bu. Hani kız çocuklarını eğitimden çekmek, daha doğrusu hani hayatın tamamından belki de biraz çekmek. Daha farklı bir yapı, hani eve kapatıp işte çocuk doğsun, baksın bilmem ne, ama hani bu 16-17 yaş da değil aslında. Bu 13-14 yaşa da düştü. Ki 2014 verilerine göre sanırım 5 çocuk gelin yaşamını yitirdi evlilik sonrası. Yani bu intihar da olabilir. Bu yaşadığı o dönemle ilgili yaşadıklarıyla da olabilir. Sağlık problemlerinden dolayı da olabiliyor. Hani böyle bir durum da var ortada. Aslında var. Kayıtların hepsi vardır. Ama kayıtlar tamamen yansıtılmıyor. Çünkü buna tepki gelecek. Bu biliniyor. Yani kamuoyu buna bir şekilde tepki verecek. Ne yapacak? İşte atıyorum 20 binse diyecek ya bak işte 4 bine düştü. Ama aslında 20 binse 40 bine çıktı. Ama birçok soruyu da aslında cevaplanmayan şekilde açıklanıyor ki bu rakamlar. Yani hem kayıt olma meselesi, kayıda ulaşmayı da engelliyor. Ulaşma açısından. Yani onu da engelliyor. Engelleyince verdiği verilere göre söylenir. Yani onu yansıtıyorsun. İşte medyada olsun, ne olur, neresi olursa olsun. O yansıtılıyor. Ha diyor ki evet düşmüş. Hayır, 4 artı 4 hayatımıza girdiğinden beri aslında bu yükseldi. Çünkü ilk 4'ten sonra yani okuldan alınıyor kızlar. Atıyorum 1 yıl sonra işte kendinden 10 yaş, 15 yaş büyük bir adamla evlendiriliyor. Yani ilk eş ya da ikinci eş hiç fark etmiyor. Bu sefer çocuklar gidiyor. Yani o çocukların o yaşta yaşadığı travmalarla birlikte ölümler, intiharlar, birçok şey yani hepsi ardı ardına geliyor. Peki Burcu, senle devam edelim istiyorum. Yani çocuk evlilikler diye böyle hani tarif ederken bir yandan işte eğitim sisteminin kendisi de o noktaya getiriyor. Ama sonuçta bu çocuk evliliklerinin hemen ardından bir yaşam boyu sürüyor aslında tartışmanın kendisi. Yani hem pedagojik açısından hem toplumsal açıdan yani sosyal adaptasyon açısından birçok zorluk yaşanıyordur değil mi? Evet tabii ki yani. Devletin şu andaki politikası evliliği, evliliğe teşvik etmek, evliliği yüceltmek, insanları çocuk yapmaya teşvik ederken altını doldurmamak ve onları kendi kaderleriyle bir nevi baş başa bırakma politikası var ve eğitim sistemiyle ilgisini arkadaşlar açıkladı. O çocuk evliliklerinin yaşlarının düşmesini de söylediğiniz gibi yani niye düştüğünü söylemeden bu bir veri değildir. Nüfus artışına göre düşmüş olabilir, nüfus artışı düştüğü için ya da kayıtlı olmayabilir. Zaten önleyemedikleri bir ilerleme var, toplumsal ilerleme, yani toplumsal gerilemeye karşılık hep bir toplumsal ilerleme var. Kesinlikle iktidarın ya da hükümetin, devletin eseri değil, yani toplumsal ilerlemenin eseri olan bir düşüş de olabilir ama onların eseri olan bir artış da var. Nedensel ilişki kuramayız burada bütün bunları düşünmeden. Yani onların çocuk evliliklerinin düştü demesiyle çocuk politikalarının, evlilik politikalarının
doğru yapıldığını kesinlikle söyleyemeyiz. Zaten onlar da söylenmiyor. Yani evlilik ilişkinin kurumsallaştırılması, zaten kendi içinde yoksulluğun olduğu bir ülkede çok sorun haline geliyor. Çocukların doğması bir mutluluk kaynağı olacağına bir zorluk olarak insanların sırtına veriliyor ve bu çok küçük yaşlarda olduğunda çok daha zor oluyor ve küçük yaşta evlenen insanların boşanma oranlarının çok yüksek olduğunu, intiharlarının yüksek olduğunu biliyoruz. Şu anda yapılması gereken tamamen insanların bilinçsiz evliliğine karşı politikalar üretmek olduğunu çok açık gördüğümüz halde tam tersi şeyler yapıldığını görüyoruz. Yani evlenin, üç çocuk yapın, herkes evlensin, ölen pilot evli değildi o yüzden depresyondaydı, evlenin gibi altı dolu olmayan sadece insanları kör bir şekilde evliliğe yönlendirerek, böyle evlilik içine hapsederek daha bir kolay yönetilebilmelerini sağlamak için böyle bir şey yapıldığını görüyoruz ve bunun da en yüksek mağdur, yani en çok etkileneni küçük yaşlardaki insanlar, çocuklar oluyorlar maalesef. Peki yani eğitim sen özellikle 4+4 ile ilgili çeşitli şey o süreçte açıklamalar yapmıştı aslında. Hem bir yandan işte çocuk evlilikleri, bir yandan çocuk işçiliği meselesi. Az önce aslında bir yanıyla da girmiş olduk çocuk işçilik meselesine. Yani hem meslek liselerine yönlendirmek ve bunların çeşitli işverenlerle yapılan şeyleri, ilişkileri ve anlaşmaları. Hem de bir yandan işte o 4'ten sonra çocukların alınıp çeşitli işlerde çalıştırılması. Şimdi yapılan araştırmalar var ve 150 milyona, dünyada 150 milyona yakın çocuğun çalıştırıldığına dair bir şey var, bir rakam var. Yani özellikle Türkiye açısından da 16 milyon 706 bin yoksulun bulunduğunu ve bunun içerisinde çok ciddi anlamda çocukların olduğunu söylüyor ve çocuklarla yapılan araştırmalarda da daha çok ailenin geçimine katkıda bulunmak için çalıştırıldıkları ifade ediliyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi Türkiye'de okulu terk oranlarının izlenmesinde sosyal, kültürel ve ailevi faktörlerin araştırıldığına dair birçok rapor var. Bunun yani sistemli bir şekilde devlet politikası olduğunu biliyoruz. Çünkü burada bölgesel bölgeler arası farklılık da olduğunu biliyoruz. Yani batıdan doğuya doğru gittikçe sosyal eşitsizlikler arttıkça okulu terk oranı da artıyor. Okulu terk eden çocuğun da dediğiniz gibi ekonomik hayata atılması başlıyor ve çocuk işçiliği başlıyor. Biliyoruz biz birçok yerde de yapılan araştırmalarda, örneğin Diyarbakır'da okulu terk oranlarında yalnız %15'in evinde Türkçe konuşulduğunu biliyoruz. Dilsel bir eşitsizlik de bunu beslediğinin farkındayız. Ve genelde okulu terk eden çocukların %48'in evinde Türkçe konuşuluyor. Evde konuşulan dil Türkçe olması durumunda da okula devam etme oranı %40 oluyor. Şimdi Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde batıya oranla okullaşma oranları daha düşük. Çünkü hem ekonomik, hem politik, hem kültürel, sosyal olarak ve dışlanmışlık faktörüyle beraber bu da artıyor. Aslında çocuk işçiliği meselesine belki hani birazdan birazcık daha ayrıntılı değinebiliriz. Madem ana dil tartışması ve çocukların aldığı eğitim kısmına girdik, oradan sormak isterim. Şimdi çok uzun zaman da cezaevlerinde de konuşurken tartıştık. Yani işte terörle mücadele yasası kapsamında işte taş atan çocuklar diye tartıştık onları. İşte cezaevli alınmalarını tartıştık. Çeşitli şeylerde kendilerini ifade edememe, dil problemlerinden bahsettik. Yani sizin şeyiniz nedir, gözlemleriniz bu konuda? Okullarda bile şöyle bir veri var. Birçok çocuk, Doğu ve Güneydoğu'da özellikle, ana dili bilmediği için rehabilitasyon merkezlerine, işte ilçe ramlarına yollandığını ve bunlara sanki psikolojik sorunları varmış gibi muamele edildiğini gördük. Halbuki dediğiniz gibi dilden kaynaklı bir problem. Dili ifade edemeyince çocuk o eğitim sisteminden, akranlarından kopuyor. Türkiye'de de yani şu an 4+4 ile beraber yaşayan diller ve lehçeler dersi müfredata girdi. Fakat bu her şeyde olduğu gibi yine bir görünürlük.
Yani uygulamada yok. Çünkü yapılan bir araştırma diyor ki yaşayan diller ve lehçeler dersini %62.5 oranında işlemedik. Adını dahi bilmiyorduk. Zaten adı çocukta bir şey yaratmıyor. Yani çocukta bunun Kürtçe mi, adı gece mi, abazaca mı, işte zazaca mı olduğu bilinmiyor. Ve biz biliyoruz ki devlet öğretmen atamıyor. Yani biyoloji alanında da atamıyor, fizik alanında da atamadığı gibi bu yaşayan diller ve lehçeler dersinde de atamıyor. Ana dilde eğitime bir çözüm bulma çabası içerisinde olmadığını görüyoruz. Aslında altını çizdiğin şey çok önemli. Yani özellikle rehabilitasyon merkezleri ve benzer kurumlar açısından. Yani bir dil problemi var. Bu dil probleminden kaynaklı kendini ifade edemeyen bir çocuktan bahsediyoruz. Ve doğal olarak sayıları da renkleri de kendi ana dilinde bilen bir çocuktan bahsediyoruz. Ama bütün bunlar işte Türkiye'deki eğitim şeyinde de çeşitli testler ve şeyler böyle yapılmadığı için ister istemez psikolojik sorunları olan, sıkıntıları olan, özgüvensiz çocuklar yetişiyor aslında. Yani o açıdan hani onun biraz altını çizmek gerekiyor herhalde, değil mi? Çocukların pedagojik eğitimi açısından. Ya bu dilin kendini ifade edememe, kendi ana dilinde konuşamama, karşısındakine derdini anlatamama. Yani eğitime başlaması kimlik kaybetmesiyle aynı anlama geliyor. Eğitime başlayana kadar yine aile içinde, kendi toplumu içinde bir şekilde doğal gelişimini sürdürüyor ama eğitim dilinin reddi, kültürünün reddi, kimliğinin reddiyle eş anlamı geldiğinde çocuk dersizleşiyor, silikleşiyor ve bununla politik olarak mücadele etmesi önünde de engeller konuyor. Yani politiklilik suç addediliyor, eylem yapan çocuklar, tam da dediğiniz gibi taş atan çocuklar cezaevlerine konuluyor. Çocukların iradesi yok sayılarak yapılıyor bu. Yetişkinlerin iradesi de politiklilik konusunda yok sayılabiliyor. Fakat çocuk işin içine girdiğinde aileler de suçlanarak, aileler de cezaevine alınarak ya da halkta, kamuoyunda, basında çocuklar kullanılıyor, çocuklar suistimal ediliyor. Çocuğun elinde taşın ne işi var, çocuk teröristler gibi argümanlarla bu algı pekiştiriliyor. Aslında o çocuk o toplumun içinde doğduğu için tam da gerçekliği o. Yani o politik bir çocuk. Ailesinden onu gördü. Bütün toplumu öyle. Mücadele etmek zorunda, kimliğini tekrar kazanmak zorunda ve ona şiddet uygulayanlara karşı eline taş alması da doğal bir şey. Bunun sonucunda cezaevinde buluyor kendini. Yani kimliksizleştiren eğitimin sonunda bir de cezaevinde oluyor eğer buna karşı çıkarsa. Ama tabii ki bunlar... Hep böyle umutsuz konuşmayalım. Yani çocuklar da eylemlikleriyle, biz de onlara destekli ve mücadeleyle bir yandan da tersini döndürüyoruz ve süreç kötüye gittiği kadar diyalektik işleyerek iyiye de gidiyor. Çocuklar kendi yöntemlerini de buluyorlar tabii bütün herhalde bu süreçte. Bunlar değişmek zorunda. Onlar kendi ifade yöntemlerini buluyorlar. Devlet ne kadar onları bu ifade yöntemlerini suç dese de, mesela suça itilmiş çocuk demiyoruz, suç demiyoruz. Çünkü ne suç, bu kime göre suç? O çocukların politikleri suç değil aslında. Cezaevlerinde olmaları da doğru değil. Yani dediğiniz gibi bir kimliksizleşme süreci var eğitimde, değersizleşme süreci var. Buna karşılıklı bir mücadele var ve iyi ki var. Yani özellikle şeyi düşününce yani çok küçük yaşta başlama, o eğitimi alma ve ifade etmemeyle karşı karşıya gelince herhalde çok özgüvenli çocuklar yetiştirmek beklenmez diye düşünüyorum ben. Ne dersin? Beklenmez tabii ama yani hani senin dediğin gibi umutlu olmakta her zaman fayda var. Yani biz eğitimciler olarak bunları burada dillendiriyorsak bizim gibi milyonlarca insan da hani bu talepleri bir şekilde burada dillendirmiyor ama çocukla birebir iletişimde bunu sağlamaya çalışıyor. Ama dediğiniz gibi ne yazık ki öyle de bir sıkıntısı var. Hani bu kadar argümanla baş başa bırakılan çocuk ister istemez bunun sıkıntısını da yaşamaya başlıyor. Bir yandan dinselleştirme, bir yandan özelleştirme, bir yandan pedagojik olmayan bir sürü faktörle karşılaşan çocuk kendini gerçekleştirmede sorunlar yaşamaya başlıyor. Yani özellikle
mesela Diyarbakır ve bölge açısından çocukların okulu bırakma oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Bu kendini ifade edememekten de kaynaklı. Ama toplam olarak rakamlara bakıldığında Eğitimsel'in özellikle açıkladığı rapordan bakarsak bu yani özellikle 4 artı 4'ün ilk şeyinde 65.69'dan önce %39.72'ye inmiş bu şeyler. 5 yaş grubunda okula göndermeme şeyi yani ikinci yıl uygulama devam ettiğinde doğal olarak yani evet okulu bırakma değil ama yani buna karşı da yani göndermeme gibi bir şeyden eğilimden de aslında bahsediyor raporun kendisi. Çünkü 5 ve 5,5 yaş pedagojik olarak çocuğun okula başlama yaşı değil. Bu tüm dünyada bilinen bir yaş. 72 aya varmayana kadar çocuğun okulu yani ilk öğretim değil fakat anaokullarıdır. Zaten ben kendim de sınıf öğretmeniyim ve sınıfımda bunu yaşadım. Çocuk adapte olamıyor, uyum sağlayamıyor. Oyun yaşı çocuğunun özelliklerini gösteriyor orada ve bilgi kavramına henüz ulaşamıyor. Çünkü somut işlemler dönemine gelemiyor çocuk. Ondan kaynaklı artık velilerimizde de zaten eğitimsinin birçok eylemliği oldu. Ve 5,5 yaş artık fiilen uygulanmıyor. Aileler 60 ve 66 yaş arasında uzmana danışarak yollayabiliyor. Yine yani uygulama yine 72 aylığa doğru bırakıyor kendini. Aslında biz tabii ister istemez sorunlar üzerine de yoğunlaşıyoruz ama ikinci bölümümüzde tabii ne olacağına dair kısımları da tartışacağız. Çünkü şöyle bir yanı var. Aslında normalde belki tartışmamız gereken şeyin kendisi bütün bunlar yapılırken biz neler yapacağız, nasıl yapacağız gibi bir kısmının olması ve aslında devlet politikasında bu olması beklenir. Yani bütün bu sıkıntı ve sorunlar varken biz bunun üzerine mesela çocuklara ek eğitim ve benzer şekillerde nasıl bir destek olabilir bir devlet politikası olarak böyle tartışmak gerekirken işte özel okullardır, işte çocuklar için 4 artı 4 programlarıdır ve benzer şeyler tartışmak durumunda kalıyoruz. Ama isterim ki ikinci bölümde hem çocuk işçiliğinin altını biraz çizelim birlikte, cinsel istismarın altını çizelim ve ne yapacağımıza dair kısmını tartışalım. Evet efendim Ekmek ve Gül'de birinci bölümün sonuna geldik. Kısa bir ara veriyoruz. Hemen ardından stüdyomuzda çocukları konuşmaya devam edeceğiz. Ekmek ve Gül'de konuklarımızla çocukların hak ihlalleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Çocuk işçiliği demiştik, ona bir parantez açmıştık. Şimdi oradan devam edelim isterim. Özellikle çocuklarla ilgili işçilik meselesinde yani hanenin halkının yetersiz geçiminden kaynaklı çocuklar çalıştırmak durumunda kalıyor. Ve çocuklar haftada 40 saate yakın çalışıyorlar. Yakın zamanda Evrensel Gazetesi bu iki telli Aykosan'da yaşayan çocukların yani özellikle orada çalıştıklarına dair bir haber okumuştuk aslında uzun saatler çalıştıklarına dair ve özellikle son dün açıklanan İSİG raporu da işçi sağlığı iş güvenliği raporunda da son 2 yılda en az 110 çocuğun 2015 yılının da ilk 4 ayında en az 9 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dair bir şey okuduk aslında. Ve böylesi rakamlar var. Şimdi böyle düşününce çocuk işçiliğiyle ilgili bu rakamları da dikkate alarak yani hem bir yandan yasal olarak da aslında çok önlemini alan şeyler yok. Yine kayıt altına alma gibi söylediğimiz şeylerde ve aslında ucu açık ifadeler var. Yani yasalar açısından işte 14 yaşından büyük çocukların çeşitli işlerde çalıştırılabileceğine dair aslında ucu açık yasalardan bahsediyoruz biz. Ne dersin bununla ilgili? Şey de var, DİSKAR'ın da dün açıkladığı bir rapor var. 15-17 yaş arası 8 milyonun üzerine yani 8 milyon 300 bin civarında çalışan çocuk var. 15-17 ama şöyle de bir not düşmüşler. 4 artı 4 hani yine eğitime geleceğiz ama 4 artı 4'ten sonra bu 10 yani o 17-13'e kadar düşmüş. Hani şu an 5-13 yaş arası görünüyor çalışan çocuklar. Hani 5 yaş dediğimiz daha çok işte tarım işçiliğinde hani ailesiyle beraber çalışan çocuklar ve aslında en çok kayıplar da oralarda veriliyor. Hani ağır işlerde çok ucuza çalıştırılıyor. Hani bir kişiye verecek. Tabii aileyle beraber atıyorum işte annenin aldığı yövmenin yanında o da ona ek
olarak çalışıyor. Diğer yanda da ağır sanayide de çalıştırıyorlar. Özellikle hani 15 yaş üstü meslek liseleri çıkışlı çocuklar işte oto sanayilerde, üretimhanelerde hem staj adı altında ücretsiz çalıştırılıyor hem de güvencesiz çalıştırılıyor. Ve geçen sene 58 çocuk iş kazasına kurban gitti. Hani bu da böyle bir gerçek de var. Çok ciddi kayıplar ve hani şey tam olarak şey de bilmiyoruz. Hani yaralanma, sakatlanma ya da hani kalıcı bir hasarlı çocuklar. Hani onunla ilgili şu an hani net bir bilgim de yok. Ama çok ciddi bir sömürü var çocuklar üzerine. Çok ciddi bir sömürü var. Özellikle şey dediğimiz merdiven altı işçiliği dediğimiz işte atölyelerde, üretimhanelerde kimyasallarla çalışıyor çocuklar. Yani daha sonra çalıştırılıyor ve hani kazanç dediğinizde zaten hani sosyal güvencede hiçbir şekilde olmuyor bu çocukların. Kazanç dediğimizde çok komik rakamlar, çok düşük rakamlarla. Hani belki sadece harçlık adı altında ya da meslek öğrenecek diye hani öyle bakarak, işverenin öyle bakarak verdiği çok şeylerle sömürülüyorlar. Ve bu bir süre sonra şey de oluyor, eğitim hayatından da kopuyor çocuklar. Çünkü hani özellikle yoksul ailelerin çocukları, özellikle yoksul semtlerdeki çocuklar daha fazla. Hani orta gelirliler biraz daha eğitime tabii ki önem veriyorlar. Bir şekilde ona devam ettiriyor ama yoksul ailelerde özellikle göçle gelen, hani işte dil sorunuyla, işte biraz önce arkadaşımızın bahsettiği gibi bunda dilin de etkisi var, bunda göçün de etkisi var, bunda yoksulluğun da etkisi var ama hani devletin bununla ilgili yaptığı herhangi bir oluşum ya da herhangi bir hareketlilik de yok. Çünkü zaten istediği de bu. Hani birilerine hizmet etsin. Tabii ki onun gücünden yararlanıyor. Çünkü daha ucuzda, daha rahat yani oradan daha fazla kazanıyor. Hani bununla ilgili bir yaptırım ya da bununla ilgili bir düzenleme yapma gereği de duymuyor. Yani özellikle mesela çalışan çocukların yani %20'sinin daha doğrusu okula giden çocukların işte hem okula gidip hem çalışan çocukların %20'si okula gitmeyen çocukların da %73'ünün haftada 40 saatten fazla çalıştığına dair bir. Hemen hemen 54 saat çalıştırılıyorlar haftada. Bunlar çok ciddi yani çocuk bedeni açısından düşününce de çok ciddi yani saatler. Yani ruhsal, fiziksel bir yani gelişimini tamamlayamıyor çocuk. Özellikle zaten ruhsal gelişimde çok ciddi travmalar da yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor. Yani ya sosyalleşemiyorlar. İnsanca çalışmak dediğimiz şeyde bile rakamlar ki. 35 saat aslında. Yani çocuk bedeninde düşününce 54 saat yani çok ciddi. Tabii hemen rakamlar. İki katına yakın bir orana da denk geliyor ve hani çocuk kendini tanıyamadan, hani kişiliğin hiçbir şeyini bulamadan çünkü sürekli bir şeyle ezilmişlikle büyüyor. Sosyalleşemiyor, bir şey olamıyor. Daha doğrusu çocuk birey de olamıyorlar. Hani orada çok ciddi sıkıntılar da yaşanıyor. Ve tabii ki farklı yönlere de kayabiliyor çocuklar aslında. Hani bu biraz da buradan kaynaklı. Hani çocukları çok ciddi farklı şeylere yönlendiriliyor bu. Hani ötekileştirme. Ya tabii ki çocuk yani ne bileyim daha uyuşturucudan tutun da farklı farklı şeylere varana kadar bunu yani çok ucu açık bir şey gidebiliyorlar. Hani kendini bazen kurtaramıyordu orada. Çünkü hep o ezilmişlikle büyüdüğünde hani bir şey yapmak istiyor. Bu yanlış yöne de çocuğu yönlendirebiliyor. Çünkü 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Ailede zaten birçok şey oturmamış. Bir yanda bir hele bir de göçle gelmesi, hele bir de dil problemi varsa zaten tamamen eziliyor çocuk. Yani bunun da çok ciddi sıkıntıları yaşanıyor. Ki hani o konuda hani arkadaşım en azından evet. Daha şey bilgi verebilir, geniş bilgi verebilir. Yani bu da bir nevi çocuk istismarı. Bir nevi değil çocuk istismarının bir boyutu. İnsan haklarının olmadığı bir toplumda çocuğa da verilen değer, çocuğun hakları konusunda bilinçsiz olduğumuz için çocuk işçiliği ortaya çıkıyor ve yoksullukla mücadele etmek yerine, yani çocuk işçiliği yoksulluğun bir ürünü. Bu yoksullukla mücadele edilerek ancak aşılabilecek bir şey. 18 yaş altı çocukların çalışmasının yasaklanması, merdiven altı işçiliğe neden oluyor söylediğiniz gibi.
Ve işverenlere de cezai yaptırımlar çok az. 1478 lira cezai yaptırım veriliyor. Yani sonuçta o işverenin çocuk üzerinden kazandığı çok daha fazla. Bunu bir kere vermenin ya da bir kere yapmanın bir işveren açısından çok büyük kaybı olmuyor. Ama cezayı da vermiyor. Hani direkt ceza kesilse, hani belki çok küçük de olsa bir iki ceza kesilse, hani yaptırma olacak da tabii ki olacak var. Ama hani o ceza kesime gidince o başka şekilde hallediliyor zaten. Hani herhalde çokça karşılaşıyoruz işte iş yerlerinde merdivenin altı dediğimiz atölyelerde çocukları saklamak ya da işte bu benim akrabam zaten yani, demek. Yani hani o var. Onun haricinde başka oyunlar var ortada dönen. Hani bir şekilde geleni geri gönderme var. Hani orada görse de hani o cezayı kesse ama başka şekilde hallettiği için işverenle onu o cezayı kesme gereği de duymuyor. Bu sefer hani yaptırım da olmadığı için, buradan da çok ciddi kazanç da sağladığı için ki son Suriye Savaşı ile beraber gelenlerde bu çok ciddi yaşandı. Hani tekstilde çok ciddi yaşandı. Hani büyüklerde yaşandı ama erişkinlerde yaşandı, çocuklarda çok daha fazlası yaşandı. Hani çok daha atıyorum normal buradaki çalıştırıcı çocuğun da yarı fiyatına çocukları çalıştırıp haklarını gasp ettiler. Hani bunun bir de böyle bir boyutu var. Sizin açınızdan yani sonuçta okulda işte çocukların çoğunun da hani hem bir yandan çalışırken bir yandan da okula gittiklerini de görüyoruz ekonomik gelir şeyi amacıyla. Çocuklar açısından yani bu kadar saatler çalışıp sonra okula gelip eğitim alması ve burada hani verimli bir şekilde sonraki süreçlerini de tamamlaması mümkün müdür? Şimdi şöyle bir şey var, zaten birebir bunlara şahit de oluyoruz. Daha önce çalıştığımız okullarda, Sultan Çiftliği bölgesinde çalıştık biz. Çocuk işçiliği çok yoğun şekilde yaşanıyor. Biliyorsunuz kadın ve çocuk zaten ucuz emek gücü olarak bakılıyor kadın ve çocuğa. Çocuklar yarı zamanlı okulda, geri kalan zamanlarında da işte merdiven altı denilen tekstil atölyelerinde çalışıyorlar. Ve ben şunu çok iyi biliyorum, okuma yazma dahi öğrenemeyen çocuklar var. Hani vardır ya fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği. İşte bu argüman tamamen boşa düşüyor. Başarılı çocuk kavramı. Bütün bunların temelinde yine yoksulluk, işte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanamaması gözüküyor. Dediğim gibi hani o çocuklar devletin gözünde kayıp çocuklar, kaybedilmiş. Onların zaten işçileştirilmesi bir yerde nasıl diyelim devletin politikası. Özellikle mevsimsel işçiler yani tarım yani çok işçileri ağır bir evet, iş yani tarım çok işçiliği. Ağır koşulunda ve çocukların çok fazla çalıştığı bir alan. Bu çocuklar Mayıs ayında okulu tamamen bırakıyorlar. Hatta Mayıs'ın başında, Nisan ayı sonlarında gibi. Tamamen o iki aylık eğitim ve öğretim döneminden kopuyorlar. Şimdi zaten gündemimiz 23 Nisan. Avrupa'da ya da dünyada işte tek çocuk bayramı olduğunu iddia ediyoruz. Ama Avrupa'da da aynı zamanda birinci sıradayız çocuk işçiliği konusunda. Bence bu taban tabana zıt bir şey. 8,5 milyon çocuk işçimiz varsa da bu direkt eğitim sistemini, yani niteliğini düşünen bir şey oluyor. Çünkü o çocuk eğitim ortamından kopuyor. İşte arkadaşımın dediği gibi de eğitimin mesela ödevini yapamıyor çocuk, okula takip edemiyor, devamsızlık yapıyor. Ondan sonra diğer arkadaşlarından çekiniyor. Bunun aynı zamanda psikolojik bir boyutu da oluyor. Yoksulluğunu saklamaya, gizlemeye çalışıyor. Yani bunlar tamamen tüm toplumsal sorunların gelip eğitimde kendinin göstergesi oluyor. Bu yüzden de yani 23 Nisan'ın gerçekten de içinin boş olduğunu görüyoruz. Kamufle bayramı. Evet, kamufle bayramı. Peki şöyle devam edelim isterseniz. Sonuçta çocuk deyince gerçekten çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Yani bütün bir yaşamını tartışmak durumunda kalıyoruz ama programımızda da zamanı çok sınırlı. O açıdan hani hiç üzerine konuşmamış da olmayalım bazı şeylerin. Yani çok önemli bir şey cinsel istismar meselesi çocuklar açısından. Yani çocukların pedagojik olarak eğitimi işte bu süreçte cinsel istismara uğramaları sonraki hayatlarının aslında etkilen bütün bunlardan etkilenmesi ve işte geçtiğimiz yıllarda biz Adana'da Gizem'in olayını hatırlıyoruz ve ciddi anlamda bir istismar şeyinden bahsediyoruz çocuklar açısından. Bu cezaevinde de böyle, aile içinde de böyle, devlet kurumları, yurtlarda da böyle. Bu açılardan düşündüğümüzde çocuk istismarı açısından ne dersiniz? Biraz önce de bana aslında çocuk işçiliğinin psikolojik sonuçlarını sordunuz. Ben
program formatı gereği belki daha politik düşündüğümden ve eleştirel psikolog olduğumdan daha politik boyutlarına bakıyorum. Yani çocuk işçiliği de cinsel istismar da, ikisi de çocuk istismarı. Yani cinsel istismarın devlet nedenlerine bakmadığı için bu hiç bitmiyor. Yani bugüne kadar aslında çok azalması gerekirdi fakat ya da bitmesi gerekirdi. Çok zor bir şey değil bununla mücadele etmek. Fakat nedensel bakılmadığı için, çocuk istismarını üretenin ne olduğuna bakılmadığı için sürüyor ve çocuğun hayatında baş etmesi gereken bir travma olarak kalıyor. Tabii ki çocuk istismarına uğrayan çocuk kendini gerçekleştiremez ya da işçi olan çocuk da kendini gerçekleştiremez diye bir şey yok. Çocuk işçiyken de belki çok küçük yaşlardan o sınıf ayrımını çok derininden yaşamak zorunda kalıyor. Toplumsal kutuplaşmaları, hiç hak etmediği bir şekilde yoksulluğun bütün çilesini çekmek zorunda kalıyor. İşçiliğin bu yönden çocuğa çok ağır bir zararı olabilir. Fakat bunu da tabii ki kendi gerçekleştirebilir. Yani o şuna dikkat etmeliyiz. Çocuk işçiliği ya da istismara uğrayan çocuk artık kaybedilmiş çocuktur diye bir şey yok kesinlikle. Devlet cezaevlerinde bu çocuklara bu gözle bakıyor. Bunlar zaten kaybedilmiş çocuklar. Biz bunları bir şekilde oyalayarak, bir algı yanıltmasına girerek, cezalandırarak tutacağız ve dışarıya çıktığında tekrar %85'i suç işleyerek geri geliyor. Cinsel istismarda da yani bunun daha erkek egemenliğinin ağır olduğu yerlerde olduğunu çok görüyoruz. Erkek egemenliğinin ağır olduğu toplumlarda, cezaevlerinde de tamamen hegemonik bir yapı var, erkek egemen. Bu bunun bir ürünü ve çocuk yücelterek yani politik bir şekilde daha entelektüel olarak bunu bununla baş edebilirse ancak bunu aşabiliyor. Yani ana akım psikolojinin yaptığı terapiler de aslında bir insanı terapi odasına hapsedip bütün toplumdan izole olarak onu orada cinsel istismarını tedavi etmeye çalışması da aslında yerine oturan bir şey değil, haksızlık. Çünkü o ondan tek başına sorumlu değil. Öfkesini insan ancak dışarıya yönelterek yapıcı bir şekilde kendisine ve topluma döndürebilir. Yani içine yönelttiğinde depresyon, daha psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Dışarıya yönelttiğinde bununla baş edebiliyor. Çünkü cinsel istismara uğrayan bir çocuk kendini çok fazla suçluluk ve utanç duygularıyla baş başa buluyor. Çünkü suçluluk ve utanç duyguları çocukken bize aşılanıyor. Bunlar bizde olan duygular değil. İnsanın doğasında yok aslında. Öğretilen bir şey. Cinsel istismarda da bu cinsel politikalarla, ataerkil politikalarla suçluluk ve utanç daha bir işlendiği için içimize yöneltilen o öfkeyle cinsel istismarın yıkıcı sonuçlarını görebiliyoruz ileride insanlarda. Çocuklar açısından cinsel istismarın anlatılması değil de daha çok genelde yani bunu kimseye anlatma, şöyle olmasın, duyulmasın. Sanki duyulursa hani yine bir aslında istismara uğrayacak çocuk toplumu içerisinde. Burada da aileler açısından da bir çelişkide kalınıyor aslında. Yani bir yandan paylaşmak, çünkü sonuçta mekanizmaların kendisi çocuğu da koruyucu bir şekilde ilerlemediği için mesela buralarda zorluk yaşanıyor. Ama herhalde en iyi yöntemlerden bir tanesi yani çocuğun rahatlıkla en azından yakınındakini anlatması mıdır? Yakındakine, yakınında olmayana bile anlatabilir. Anlatmadığı sürece bunun utanç verici bir şey olduğunu tekrar üretmiş kendi oluyor çocuk kendi içinde. Hı-hı. Ve toplumsal olarak da bu tekrar üretilmiş oluyor. Utanç duyulacak bir şey değil, ondan kaynaklanan bir şey değil. Ne kadar deşifre edilirse o kadar mücadele güçlenir bu konudaki. Yani çocuktan bunu gizlemesini beklemek kesinlikle yanlış. Çocuğun kendisini suçlamasını engellemek lazım ve buna daha böyle politik ve kolektif olarak daha çözüm yolları üretmek lazım. Devletin politikasında maalesef yok bu şimdi. Ama tabii ki devlet de olmasa da biz sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri hepsinin ürettiği politikalarla istismar artık daha görünür kılındı.
bir yandan görünmez kılınmaya çalışırken bir yandan da görünür kılınıyor. Daha da iyiye gidecek. Peki size sormak istiyorum. Yani özellikle mesela devlet kurumları içerisinde, yatılı okullarda, hatta bir dönem YİBO'larda yani çok ciddi anlamda cinsel istismarlarla karşı karşıya kalındı. Yani yaşanan şeyler hala. Yani böyle devlet kurumlarının içerisinde, okullarda ve benzer yerlerde bu cinsel istismar sadece kız çocukları açısından da değil, erkek çocukları açısından da benzer bir durum söz konusu. Yani bunun önlemlerini almak, hani bunun üzerine gitmek, bunu tartışmak açısından, çocuğu açısından okullarda böylesi rehabilite ya da böylesi rehberlik hizmetleri veriliyor mu sizce yeteri kadar? Şimdi tüm kurumlarda olduğu gibi okullarda da yine erkek egemen zihniyetin egemen olduğunu görüyoruz. Okullarda rehberlik bölümleri var. Fakat burada çocuğun beyanı önemlidir ve çocuğun anlattığına ilk inanmak gerekiyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Çocuk işte istismara uğrayan çocuk işte bir kere bunu rehber öğretmeni anlatıyor. Tekrar okul müdürünü anlatıyor, müdür yardımcısını anlatıyor, diğer öğretmeni anlatıyor. Sonra işte polis geliyor, polisi anlatıyor. Halbuki bu psikolojik açıdan çocuğa çok zarar veren bir şey. Belki tek bir kere anlatıp bunun kayıt altına alınıp öyle incelenmesi gerekiyor. Ve daha çok üstü kapatılıyor ve istismara uğrayan çocukların yine en savunmasız çocuklar olduğunu görüyoruz. Yine bu dediğiniz gibi kız çocukları, işte özel alt sınıfa giden kaynaştırma öğrencilerini, kendilerini savunamayan öğrenciler, bunlar daha çok istismara açık oluyor. Ve uygulanan özel bir politika yok bunun içinde. Özel ayrı birimler yok. Ve çocuk bu durumda yine sistem karşısında yalnız oluyor. Eğer işte öğretmen ya da okuldaki rehber öğretmen bilinçliyse ya da aile bilinçliyse çocuk o zaman korunabiliyor. Eğer değilse yine çocuğa inanılmıyor ve uygulayan kişi korunmuyor. Var mı Duygu eklemek istediğim bir şey? Yani belki şöyle söylenebilir. Hani burada bireysel çabalardan ziyade bir devlet politikasının güdülmesi gerekebilir. Hani Fatma da söyledi. Tabii ki bu alanda yeterlilik sahibi çalışma... Yani bir şeyler yapmaya çalışan öğretmen arkadaşlarımız ya da işte aileler var. Ama bu bir devlet politikası değilse bunun altını doldurmak da çok zorlaşıyor. Şimdi devlet politikası demişken yani sonuçta işte yaşanan istismar olayının ardından hemen biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın çocuklarınıza bağırmayı öğretin dediğini biliyoruz. Yani devlet politikası... Aslında yani ortada bahsettiğimiz öyle bir devlet politikası değil tabii. Tabii yani ortada bir devlet politikası yok aslında. Yani ya da çocuklara uygulanan devlet politikaları diyelim bizi bu hale getirdi. Peki. Çocuğunuza bağırmayı öğretin demek aslında erkekler bunu yapabilir. Erkeğe yapmayın demek yerine siz karşı çıkın. Bütün yükü yine kadının üzerine aslında ya da kız çocuğun üzerine. Yani. Yani sizi bağırın hani onu da aslında söylemiyor. Hani siz işte farklı bir yere alıyor. Hani işte siz kendinize dikkat edin. Yani hani işte örtünün, edepli durun. Yani sürekli bir hani kadına yönelik bir baskı var. Hani yapana yönelik yine hiçbir şey yok. Hani bir iyileştirme, bir düzeltme de yok. Hani bu nasıl düzeltilebilir ki? Aslında hani çocuklara ilişkin. Çünkü erkek çocuklar da çok ciddi anlamda cinsel istismar oluyor. Ve çok ciddi uğruyor. Artmış durumda kız da. Kız çocuklar yani da kız, aynı hani şekilde. Kız çocukları kadar erkek çocuklar hani eskiden bu kadardıydı ya da bu kadar belki hani bilmiyorduk. Hani çok fazla göz önünde değildi ama erkek çocuklarına hani olan istismar da çok ciddi arttı. Hani okullarda, yurtlarda hani... Daha çok artık dillenir oldu. Hani o da çok ciddi bir artış gösteriyor. Hani bu da artık tamamen hani sapkın bir döneme doğru gidiyoruz. Ya da hani bu devlet politikasıyla alakalı bir şeydir. Hani dinin bu kadar yükseltilmesi, bu kadar farklı noktalara gitmesiyle birlikte aslında bunlar daha da çok artıyor. Ve eğer bunun bir önüne geçilmezse daha da çok artacak. Hani böyle de bir durum var. Hani düzeltmekten ziyade tabii ki yani erkek ya da kız çocuk fark etmiyor. Onlar da daha patolojik olduğunu görüyoruz tabii ki. Aslında. Şimdi hani bu hem istismardan bahsederken yani sonuçta bütün bu hak ihlalleri aslında çocuklar açısından bir istismar. Hem cinsel yönden hem ekonomik yönden hem hani çocukların işte diyelim ki evlendirilmeleri ve benzer şeyler hepsi birer aslında istismar çocuk
hak ve ihlalleri. Şimdi bunun içerisinde mesela anlatırken özellikle şöyle bir şey söylediniz. Kaynaştırma öğrencilerinin mesela bu istismarlarla çok karşı karşıya kalması. Sonuçta herhalde şöyle bir yanı var. Zaten engelsiz çocuklar açısından bu kadar sorundan bahsederken, bu kadar çok hak ihlalinden bahsederken, bu kadar çok problemden bahsederken engelli çocuklar açısından yaşam bir problem. Orada özel eğitime muhtaç çocuklardan, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklardan bahsediyoruz aslında. Bir öyle bir yanı var. Bir de engelli çocuklar açısından da bir ciddi anlamda engellerden bahsediyoruz. Buna dair siz de devam edelim isterseniz. Yani çocukların engelleri var. Yani engelli çocuklar açısından nasıl şey problemler var? Mesela engelli çocuklarda şöyle bir sıkıntı da var. Ben hani yıllardır otistik çocuklarla da çalıştım. Benim kuzenim de otistik, hani oradan daha iyi biliyorum. Engelli çocuğunu saklayan bir, yani bir aile durumu da var. Hani bir oradan geliyor, çünkü öyle bir durum ki hani işte özellikle zihinsel engellilerde hani bizdeki algı şey, deli. Hani onun işte bir engeli, hani doğuştan ya da işte genetik başka bir şey nedenlerden dolayı olduğu da söylenmiyor. Hani böyle bir algıdan dolayı saklanan var ve şu an hani ucundan azıcık aldıkları hakları şu an geri almaya çalışıyorlar ki bunların en başında anne bakım parası geliyor. Çünkü anne evde işte zihinsel ya da bedensel engelli de olsa çocuğuna evde bakmak zorunda. Ama baktığı için de çalışamıyor. Bir anne bak, yani böyle bir hakkı var, verilmiş bir hakkı var. Şimdi onu, yani ilk etapta onun alınmaya çalışılıyor. Anne evde bakım parası. Ardından da engellilere bağlanan işte 3 ayda bir verdikleri, yanlış bilmiyorsam 1000 TL kadar olması lazım, onu geri almaya çalışıyorlar. Yani işte sağlıktı, verdikleri o ödenekti, işte anne bakım parasıydı. Şimdi bütün haklarını, zaten yaşam onlara o kadar zorken, hani toplum içinde çok fazla bir şey yapamazken, şimdi var olan hakları da ellerinden gidiyor. Hani engelleri var, bir o kadar devlet ve hani insanlar da onlara engel oluyorlar. Hani tamamen hani gidin ölün hani. Şeyde de bunu yaşadık. Örnek vereceğim size. Diyarbakır'da Ezidi kampına gittiğimizde oradaki görevli arkadaşlarla konuştuğumuzda mesela şey dediler. 80-90 tane hani bedensel ve zihinsel engelli çocuk, yetişkin totalde o kadar var dediler. Ama şöyle bir şey var. Devletlerin hani işte yasalarında şey yokmuş. Hani mültecilerin işte engelliler için herhangi bir işte eğitim ya da başka bir destek verme gibi bir zorunluluğu yokmuş. Bu zorunluluk olmadığı için de mesela kesinlikle öyle bir şey yapmıyorlar. Hani orada hasbelkader normal işte eğitmenlerle, işte gelen psikologların desteğiyle, gönüllü gelenlerin desteğiyle mesela oradakiler de o şekilde iyileştirilme ya da ne bileyim eğitim almaya çalışıyorlar. Peki. Tamamen felaket bir, özellikle engellilerde çok daha felaket bir durum var. Şimdi tabii programımız maalesef bize yine yetmedi. Aslında ben son sözleri alacağım çok kısa hepinizden. Yani 23 Nisan hani ne dersiniz çocuklarla ilgili? Şimdi özellikle bugün başlattığımız bu çocuk cezaevleri kapatılsın, eğitimsel 3 nolu şube olarak kapatılsın çalışmasına tüm eğitimcilerin destek vermesini istiyoruz ve diğer ailelerinin, normal sivil toplum derneklerinin böyle 23 Nisanlar, yani çocuk cezaevlerinin Türkiye'de olmadığı 23 Nisanları yani gerçek bayram olarak kutlamak istiyoruz. Tüm eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz. Eğitimde ticaretleştirilmesinin olmamasını ve herkes için ana dilde eğitimi istiyoruz. Ben de yine 23 Nisan söylemi üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Hani ülkede var olan çocuk işçiliği, çocuk istismarları, cinsel istismarlar, işte cezaevinde yaşanan süreçler, küçük yaşta tutukluluk, gözaltı gibi durumlarla karşılaşan çocukların olduğu bir ülkede bir çocuk bayramından bahsetmek gerçekten zor. Hani bunların aşıldığı bir yerde bunları konuşabiliriz belki. Hani bir bayramdan bahsedebiliriz. Gerçekten bir bayramdan bahsedebiliriz. En başta hak ihlallerinin olmadığı ve tabii ki çatışmalı ortamlarda çocukların öldürülmediği, cezaevlerinde olmadığı, hani hepsinin yüzündeki o gülümsemenin var olduğu dönemlerde evet bir bayramdan söz edebiliriz ve biz böyle bir yarın hayal ediyoruz ve bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle yarınlarda bayramlar kutlamayı diliyoruz biz. Çocuk cezaevleri kapatılsın
diyoruz sürekli ve bunun için uğraşıyoruz. Biz öldükten sonra bile kapanacak mı emin değiliz. Bir gün bayram olacak ama o bugün değil, 23 Nisan'da değil. Yani çocukların yetişkinlerle eşit olduğu, iradelerinin eşit sayıldığı, özgür oldukları, yoksullukla ve savaşla mücadele etmek zorunda kalmadıkları, dini eğitime maruz bırakılmadıkları, sınıf ayrımlarına maruz bırakılmadıkları bir toplumda mutlu çocukların olduğu bir gün bayram kutlamak istiyorum ben de. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Evet efendim, Ekmek ve Gül'ün sonuna geldik. Sizi Dersim'e götüreceğiz ama bugün 23 Nisan gerçeğini aslında işleyelim istedik. Açlık, yoksulluk, ölüm ve istismar gerçeğiyle karşı karşıya çocuklar. Ve özellikle 23 Nisan günü sadece bir günle koltuklarını verenlerin aslında 364 gün boyunca çocukların gelişimine yönelik, çocukların daha iyi bir ülkede yaşaması için politikalar üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi sizi Dersim'e götüreceğiz. Dersim'de Fertek Belediyesi'nde işten atılan işçilerin yakınlarıyla konuştu arkadaşlarımız. Onları dinleyeceğiz, onların taleplerini dinleyeceğiz. Ekmek ve Gül'de, bir dahaki Ekmek ve Gül'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ekmek ve Gül ekibi olarak Pertek'teyiz. Pertek Belediyesi'nden işten çıkartılan işçilerin eşleriyle hem bu işten çıkarılma sürecini hem de 12 gündür süren direniş sürecini konuşacağız. Ve aynı zamanda kadınlarla Pertek'te kadınların çalışma koşullarının neler olduğuna dair sohbet edeceğiz. Ben adınızı öğrenebilir miyim? Ayfer Doğru. Eşiniz de Pertek Belediyesi'nden çıkartılan işçilerden biriydi. Eşiniz kaç yıl çalıştı ve çalışma koşulları nelerdi? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Eşim yaklaşık 10 yıla yakındır çalışıyor. Çalışma koşulları yani sonuçta en azından işe gidiyordu. Bir işi vardı. Eve ekmek getirebiliyordu. Çocuklarımız var. Öğrenciler okuyorlar. Aralık ayında çıkarıldı işte. Bu da bizim için kötü oldu. Sonuçta eşim dışarı gitti, çalışmak zorunda kaldı. Peki eşiniz İşten çıkartılırken hangi gerekçeyle çıkartıldı? Eşim işte çıkarıldığında sözleşmen de olmuş. Bu yüzden çıkarıyoruz. Yani almıyoruz diye. Bunu gerekçe gösterdiler. Yani zor. İşte çıktıktan sonra her şey değişti ev içerisinde. Yani maddi yönde kötü durumdayız yani. Çocuklarım normalde okulda ama ben çocuklarıma kendim açlık veremiyorum. Diğer dışarıda aldığım desteklerle. Yani akrabaların verdiği, sonuçta aile içerisindeki kişilerin çocuklara verdiği parayla yani okutuyorum. Sağlık sorunlarım var benim. Bu yüzden sigortam çalışmıyor. Hastaneye gidemiyorum. Aralık'ta sonra hastaneye hiç gidemedim. Normalde gitmem gerekiyor. Randevularım var ama gidemiyorum. Sağlık güvencem olmadığından dolayı. Sağlık sorunlarınızdan bahsettiniz. Bu aslında hani yaşamınızı birçok şekilde de etkiliyor. Herhangi bir sosyal yardım alıyor musunuz? Hayır. Almıyorum. Bunun için başvuru da yapmadınız. Daha önce bir yapmıştım aslında ama alamadım. O yüzden pek de vermeyecekleri için başvuru yapmak da istemiyorum yani. Bir sefer başvurdum yani daha önce de. Tüm yaşamınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Ya, ay sonu nasıl getiriyorsunuz şu koşullarda? Vallahi ay sonu nasıl getiriyorum? Çok da alışveriş pek yapmıyorum ben. Yani böyle sık çıkmıyorum. Ya bir pazar var, ben pazara gitmem. Aylardır pazara gitmemişim. Benim sadece elime geçen yani akrabaların, ailedekilerinin verdiği parayı elimde tutup çocuklarıma verebilmek. Kendimi düşünmüyorum. Çocuklarımın yol parası, ihtiyaçlarını, onların istediği şeyleri alabilmek. Ben şey de sormak istiyorum. Hani şu an yaklaşık bir yıldır AKP'li belediye var Pertek'te. Kadınlara dönük herhangi bir çalışma yapıyor mu? Yani görmedim ben. Kadınlara dönük herhangi bir çalışma yok. Peki AKP iktidarının önceki belediye sürecinde burada hani kadınlara dönük çalışmalar yapılıyor muydu? Yapılıyorsa bunlar nelerdi? Ya pancere ekimi oluyordu. Kadınlar çapada çıkarma esnasında sonuçta kısa bir dönemde olsa çalışıyorlardı. Bir şeyler kazanabiliyorlardı. Ağaç dikimleri falan oluyordu. Bunlarda da kadınlar gidiyorlardı. Yani bunlarda da çalışılıp en azından bir miktar para da olsa kazanabiliyordun. Çalışma imkanın oluyordu kısa süreli de. 6 ay, 5 ay, 9 ay, 4 ay. Ha bunlarla yeterli değil bir kadın için. Sürekli çalışması için bir iş olması lazım. Ha ben de daha önce bir 9 ay İşkur'da çalıştım. Ama 9 ay çalıştım. O 9 ay değildi de daha uzun süreli olması gerekiyordu. Olsaydı benim için daha iyiydi. Ya sonuçta sadece ben değilim. Benim gibi çok insan var benim durumumda olan. Gerçekten çocuğu okula giden, küçük olan, hastası olan, yani zor durumda olan çok insan var Pertek'te. Tek isteğimiz yine tekrar işte atılanların işe alınması. En azından işe alınması ve kadınların da çalışabilecek bir iş alanı olması lazım. Bunu istiyoruz. Biz kadınların çalışabilmesi için bir alan, çalışma alanı olması lazım. Yani sürekli birilerinin eline bakmak zorunda olmayalım.
kendimiz çalışıp kendimiz kazanalım. Böyle projelerin olması lazım. Kadınlara yönelik özellikle. Bunu istiyoruz. Ya yaşamınızın daha da çok zorlaştığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben şey de sormak istiyorum. Yani bugün işe geri iade için 12 gündür işçiler direnişte. Eşiniz de bu direniş çadırında işçilerle birlikte direniyor. İşe geri alınmadıkları takdirde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapmamız gereken ne? Bence direnişe devam edilmeli. Edilmeli ki geri adım atılmamalı ki bir şeyler alınabilsin. Direnmediğin sürece, bir şeyler için çabalamadığın sürece sana bir şey verilmeyeceği bir gerçektir. Yani bu koşullarda verilmez. Burası Türkiye. Bunun için direnmek lazım. Her zaman her yerde alanlarda olmak gerekiyor. Adınızı öğrenebilir miyim? İsmim Leyla Karakışlık. 6 yıldır eşim bu belediyede çalışıyor. Belediye başkanı hiçbir gerekçe göstermeden onların işlerine son verdi. Biz bu yüzden mağduruz. Bunlar 11 gündür direniyorlar. Biz de onların arkasındayız sonuna kadar. Şimdi bu ay çalışmadılar. Hiçbir olanağımız yok. Yani daha doğrusu çalışacak bir alan yok. Eşim bu işte çalışıyordu. Zaten asgari ücret alıyordu. Peki eşiniz ne iş yapıyordu belediyede? Belediyede bütün işi yapıyordu. Nereye istese orayı gönderiyordu. Ama gerekçesi de performansların iyi olmadığını. O yüzden işten çıkarıldı. Daha doğrusu siyasi kimliğimizden, ona oy vermediğimiz için. O yüzden bütün tek yalnız eşim değil, çıkarılan bütün işçiler hepsi o yüzden çıkarılmıştır. Artık bakacağız. Direniyoruz burada. Ben şeyi sormak istiyorum. Hani yaşam koşullarınızı biraz öğrenmek istiyoruz. Hani eviniz kira mı, kaç çocuğunuz var, kaçı okuyor? Bu hani işten çıkarım süreci sizleri nasıl etkiledi bu 12 günlük süre zarfında yaşamınızı idame ettirmede ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Evet, evimiz kira. 2 tane çocuğum var, okula gidiyor. Artık kaldığı tek çocuklarım değil, görümceğim, kaynanam, özürlümüz var. Hani onlarla da uğraşmak zorunda kalıyorum. Bu süreçte ne yapacağımızı bilmiyorum. Hani bir bayan olarak şimdi ben çalışsam bile, örneğin bir İşkur'da bir yerde çalışmış olsam bile onlara bakacak kimse yok. O yüzden yani mağduruz şimdi. Pertek'te kadınların çalışma koşulları var mı? Ya da yani çalışacağı bir iş olana bir şey var mı herhangi bir şey? Hiçbir iş alanı yok. Sadece İşkur'a tabi tutuyorlar. O da temizlik şirketleri. O şekil. Bir de halk eğitimde kurslar veriliyor. O da belirli bir yaş sınırı varmış. Herkesi alamıyorlar. Eşleriniz yaklaşık 12. gün oldu direnişteler. İşe geri alınma gibi talepleri var. İşe geri alınmadıkları takdirde ne yapmayı düşünüyorsunuz? İşe geri alınmadıkları takdirde biz direnişimizi sürdüreceğiz. Yani her türlü yola başvuracağız. Gerekse hukuki olsun, gerekse burada direnişimizi, eylemimizi sürdüreceğiz. Bir anne olarak çocuğunuza harçlık veremediğinizde ne hissediyorsunuz? Vallahi bir anne olarak ben şunu anlatayım size. Eşim o belediyeye girmeden önce oğlum benden harçlık istedi. Dedi anne 50 kuruşun var mı? Ben inan ki dedim oğlum bozuk yok. O yüzden çocuğumu üzmek istemedim. Ondan sonra eşim işe girdi. En azından işi vardı. Yani bir ekmek giriyordu eve. Aynı günlere geri döndük. Yani ben onu düşünüyorum. Şimdi yarın öbür gün çocuk bir de bir tane Elazığ'da okula gidiyor. Biri burada, ikisi de liseye gidiyor. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Son olarak sonuna kadar ekmeğimizi arayacağız, hakkımızı arayacağız. Ayrıca kanalınıza da çok teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz olduğu için. Adınızı öğrenebilir miyiz? Adım Suna Turan. Eşiniz kaç yıldır belediyede çalışıyordu ve ne iş yapıyordu? Eşim 5 yıldır belediyede çalışıyordu. Her yerde de çalıştı. Şoförlüğü, traktör, her şeyi de kullandı yani. 2 çocuğum var. Kirayı ödeyemiyoruz. Zor durumdayız. İçimiz kan ağlıyor. Ama bu mücadeleye de devam edeceğiz. Burada Adalet Kalkınma Partisi diyorlar. Yerin dibine batsın. Huzursuzuz. Peki eşinizin işten çıkartılma gerekçesi neydi? Ve hani çalışırken sosyal güvencesi var mıydı? Hiç gereksiz yere çıkarıldılar. Hiçbir gerekçesi olmadan çıkardılar. Bu ayrımcılık değil de nedir? Yani o zaman hepsini çıkarsın. Bir yanda da işçi anlıyor. Bunun hesabını da yani verilecek yani verecekler yani. Pertek'te hani kadınların çalışma olanakları yok. Olan da hani kısa süreli işler. Siz bir kadın olarak hani çalışmayı düşünüyor musunuz? Ya da çalışırsanız evde hani bakacak çocuğunuz ya da yaşlınız varsa bunları bırakabileceğiniz bir alan var mı? Yok. Yani çalıştığını düşün. Yaşlın olduğu sıra bırakamıyorsun yani. O yüzden hani bırakılacak bir yer yok yani. O yüzden zor durumlara düşüyorsun yani. Çocuklarına emanet edeceğin kimse yok. Bu da aslında kadınları çalışma hayatından biraz uzak tutan da bir engel. Tabii ki yani. Evet. İşe geri alınmadığı takdirde eşiniz ne yapmayı düşünüyorsunuz bu süreçten sonra? Vallahi bu süreçten sonra ne yapabiliriz? Yani iş almadığımız zor yani. Köye dönüş de yapabiliriz. Başka bir yere de gidebiliriz. Yani durumumuz zor yani. 12 günlük direniş
sürecini biraz bize anlatabilir misiniz? İlk baştan bugüne kadar neler yaşadınız, ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Yani siz de işçi eşleri olarak ne gibi sorunlar yaşadınız? 12 gündür eşleriniz burada dirençte, siz de onlarla birlikte dirençtesiniz. Biraz kadın gözüyle bu direnişi biraz tarif ederseniz bize. Eşlerimizin arkasındayız, sonuna kadar direneceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız yani. İşimiz geri verilene kadar. Buradan yetkililere hepsine sesleniyorum. Bu işe bir çözüm bulsunlar. Yani biz acında mı ölelim? Biz 1 lira alıyorduk. O 1 lirayı bize çok mu gördüler? Geri almalarını istiyoruz yani. Buradan da kınıyorum AK Parti'yi. Adınızı öğrenebilir miyiz? Güllü. Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Batı'da buralı olmama rağmen Batı'dan geldim. Burada bir iş yeri kurduk. Çalışıyoruz. Pertek'te kadınların genel yani iş olanakları nelerdir dediğimizde ya da işte Pertek'te kadın yaşamın neresindedir dediğimizde bir kadın gözüyle bize nasıl bir tarif yaparsınız Pertek'ten doğru? Kadınların burada çok sosyal olduğunu düşünmüyorum. Herkesin evin içinde bir kendine bir hayat kurmuş. Gerçi bunu dışarıda iş olanağı olmadığı için böyle olmak zorunda olduğunu biliyorum. Bu yüzden kadını burada çok sıkışmış diye düşünüyorum. Yani evine hapsedilmiş, sıkışmış. Sokağa çok çıkma olanakları yok, parkları yok, oturma, yaşam alanları çok dar diye düşünüyorum. Küçük bir ilçe burası. Dediğiniz hani iş olanakları dar. Konuştuğumuz diğer kadın arkadaşlar da bu konuda hemfikirler. Peki yerel yönetimler sizce hani bunu gözeten çalışmalar yapıyor mu? Yapmıyorsa niye yapmıyor ya da yapmalı mı? Tabii ki yapmalı. Sonuçta insanız hepimiz. Yaşam için iş gerekli, aşk gerekli diye düşünüyorum. Bu yüzden çalışmaların yapılmasını, yaşam alanlarının genişletilmesini, iş alanı, fabrikaların olmasını, yani insanlarımıza aş ve iş verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Direnişin başından beri siz de burada direnen işçilerle birlikte bu mücadeleye destek veriyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu süreçle ilgili? Bu hepimiz için çok kötü bir süreç. İşçilerimizin işten hiçbir gerekçe görülmeden atılması, işlerine son verilmesi. Bunu bir siyasi şey olarak düşünüyorum. Sonuçta yerlerine başka işçiler alındı. Hiçbir gerekçe gösterilmeden performans düşüklüğü adı altında işçilerimiz çıkarıldı. Tabii ki bu bizi bir esnaf olarak bizi bile etkiledi yani. Tabii ki işçilerimizin işlerinin geri iade edilmesini istiyorum. Hiç kimsenin ekmeğine göz dikilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Merhabalar. Merhaba. Çocuğunuz işten çıkartıldı. Biraz buna dair ne düşünüyorsunuz? Ben tam 70 tane görmüşüm. Benim özürlü kızım var. O zaman bana da bakıyor, kızıma da bakıyor. Bir aylığına biz idare etmiyor o özürlerin. O zaman bana bakıyordu. O zaman o özürlü kızıma bakıyordu. İki tane de çocuğu var. Bu belediye nerede çıktı? Madem ki almış hepsine, dışarı etmiş hepsine. Böyle olur mu? Böyle adalet olur mu? Hiç görmüşüm böyle şeyleri, hükümeti. Ben ne yapacağım? 70 tane görmüşüm, ne iş göreceğim? O zaman bana bakıyordu. Madem ki o zaman çıkarmışsa, hepsini çıkarmış. Madem ki iyi bir hükümettir, eğer ki iyi bir başkandır, hepsini çıkara. Hiç olmazsa ben dilan geziyorum, çocuklarımı besliyorum. Bu nasıl hükümettir? Özürlü çocuğu nasıl bakacağım? O zaman bakıyordu. İki tane çocuğun birisi şeyde, 1008 evlerde, birisi burada. O zaman nasıl bakacak bu çocuklarıma? Bu belediyenin başkanı, babası benim evimde suçuydu, kalkıyordu, oturuyordu. Şey, tahsildardı. Köylere de geziydi. Benim evimde o adam geziydi. Şimdi nasıl o zaman çıkarıyor? Bu nasıl hükümettir? Böyle hükümeti görmüşsün. Adalet yok, yok. Ben nasıl bakacağım bu yüzürlere? İki tane yüzürüm, bir tane kaybettim, bir tane kalmış. Ona nasıl bakacağım? Uzun bakıyordu. Peki teyzeciğim, devletten herhangi bir sosyal yardım alıyor musun? Tabii biraz verirler. Bile o tek bir günde bize idare etmiyor. Ben 3 yıldır buradayım. Üniversite öğrencisiyim. Ben de işçilerin hak ve hukuk mücadelesinde yanlarındayım ve destek olmaya geldik biz de buraya. Daha önceki belediyenin buradaki halka sunduğu iş istihdamı yani 100 kişi, 150 kişi veya daha fazlasıydı ama şimdi 57 kişi toplamda çıkartıldı buradan. Son olarak 12 kişi çıkartıldı. Yani geçen belediye döneminde burada çalışan birçok kişinin sanırım belediye değiştikten sonra işten çıkartma projesi bu herhalde. Çünkü 57 kişinin bir anda çıkartılması belediye alındıktan sonra. Biz de öğrenciler olarak işçilere destek veriyoruz ve onların grevinin sonuna kadar biz de yanlarında olacağız. Yaşasın iş ve ekmek mücadelesi. Adınızı öğrenebilir miyiz? Hülya Yıldırım. Siz de belediyeden çıkartılan işçi eşlerinden birisiniz. Eşiniz kaç yıl çalıştı ve hani sosyal güvencesi falan var mıydı bu çalıştığı süre zarfında? Evet, 10 yıldır çalışıyor. Sosyal güvencesi vardı. 1 yıldır vardı. Daha önce de işte İşkur'da çalıştı. Onda da sosyal güvencesi vardı.
Eşim belediyede parke düşüyordu. Çöpe verdiler, çöpe gitti. Duvara verdiler, duvar ördü. 3 ayda feribotta çalıştı. Her iş yapıyordu yani eşim. Çalışma süreleri sabah 9'da gidiyordu, diğer gün saat 9'da geliyordu. Aldığı ücret bu çalışma sürelerini karşılıyor muydu? Hayır, karşılamıyordu. Yol parası vardı, yemesi vardı. O yüzden kalmıyordu. Bu işten çıkarımı yaşamınızı nasıl etkiledi? Çok kötü olduk, çok mağdur olduk. Bilemezsiniz, yani çok kötü olduk, mağdur olduk. Çocuklarınız var mı? Kaç tane ve hani okuyan var mı? Okula giden çocuklarınız var mı? Evet, çocuğum üniversite okuyor. Kızım Elazığ'da liseye gidiyor. Dershaneye gidiyor. Oğlum da kirada oturuyor. Eşimin başka da borçlar vardı. Kredi borcu vardı. Yani kötü olduk. Anlayacağınız çok kötü olduk. Siz herhangi bir işte çalışıyor musunuz? Hayır, ben ev hanımıyım. Çalışmıyorum evde. Çalışmak istediğiniz takdirde Pertek'te iş bulabilir misiniz? Bulamıyorum. Eşim çalışıyor da eşimi işte çıkarttılar. Ben nerede iş bulabilirim ki? Eşiniz işe geri alma talebiyle 12 gündür direniyor. Siz de bu direniş boyunca eşinize destek veriyorsunuz. İşe geri alınmadığı takdirde ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapabilir ki? Evde oturur, başka bir şey yapamaz. Pertek'te iş yok, hiç yok. Peki işten çıkarılma gerekçesi olarak ne söylendi ve bu gerekçe sizce haklı bir gerekçe mi? Hayır, haksızlar. Performanslarını beğenmemişler. Halbuki öyle değildi. Eşim sürekli çalışıyordu. Eve geliyordu, gönderiyordular. Şuraya git, buraya git. Yani boş durmuyordu. Peki şu an yaşamınızı nasıl idame ettiriyorsunuz? Nasıl idare edelim? Öyle o şekil duruyoruz bıraktıkları gibi. Peki herhangi bir yerden sosyal yardım falan bir şey alıyor musunuz? Hayır, almıyoruz. Tek gelir eşinizin çalışarak eve getirdiği paraydı ve şu an o gelirden oldunuz. Evet, sadece eşim çalışıyordu, o da elimizden gitti. Biri üniversite, biri de Elazığ'da lise okuyan iki öğrenci çocuğunuz olduğunu söylediniz. Peki bunlara aylık olarak ne kadar para yolluyordunuz ve şu an ne yapıyorsunuz? 500 oğluma gönderiyordum. Kızımın dershanesi vardı, yol parası vardı, yeme içmesi vardı. Yani artık bunu biliyorlardır ne kadar tuttuğunu. Şimdi de kızım da oğlum da öylece kaldılar. Peki çocuklarınız bu süreçten nasıl etkilendiler? Ben üzüldükçe onlar da üzülüyor. Onlar çok üzülüyor. Hani ev para göndermeyince, para vermeyince çocuklar mutlaka etkileniyor.